Canım bu teknoloji çok ilerledi, çok. Bilgisayar önce masa üstüne, sonra diz üstüne, sonra da cebimize girdi. Bir sonraki gireceği yer hayırlara vesile olsun anne. Dış görünüşe öyle çok fazla önem vermeyin annem. Benim de dolapta kartdur dondurma kutusu var ama içine baktığın zaman kışlık bamya falan çıkıyor. Ama tabii iç güzelliği dediysek Allah günah yazma yarabbi, suratına da biraz bakılır olsun. Sonuçta kimse kimsenin dalağına karacı yerine vurulmuyor. Kız bu Ankara havaları kadar yapmak istediğini karşı cinse böyle net anlatan bir kürkü sistemi yok. Bizimkiler kendini yırtıyor romantik olacağım diye. Bak ne diyor adam? Gelir de koynuna girerim ama kobrayı dolarım boynuna. Açınızlar arayı, salıyorum kobrayı. Kızlar bir kere de şu Instagram'a içtiğiniz mercimek çorbasının fotoğrafını koyun. Anam hep mi Nutella yiyorsunuz? Hep mi waffle yiyorsunuz? Ye anam ye. Sonra kalçaların komposto kazanı gibi olunca abla ben niye evlenemiyorum demezsin. Ooo bizim bu Türk kızların hali ne olacak annem? Önce o yazsın, ilk mesajı o atsın diye beklemeyeydin. Şimdiye çocuğun oydu yavrum. Yazık, arada kullan o beynini, yan etkisi yokmuş. Şimdi oturursun evinde akşamları baban güle meyve falan soyarsın. Abla gelmiş 85 yaşına hala diyor ki İzdivaç programında Esra Hanım evi olsun arabası olsun. Abla sen her gün ahirette yok yazılıyorsun, haberin var mı? Yoklama kaçarsın öteki tarafta. Anam bu AVM'lerdeki güvenlik görevlisi çocukların kendilerini FBI ajanı zannetmelerine uyuz oluyorum. Taş patlası 20 yaşında. Yavrum 2 sene önce Bungören'de uzun eşek oynuyordun, kime bu havalar? Anam kocanıza, sevgilinize atar gider yapmak istiyorsanız vallaha deme takalım birebir. Geçici hevesin tadını çıkar. İkinizden birisi yarın bıkar. Gözünü kamaştığına sakın. Yavrum bizim küçük oğlan Niyazi'nin akşama nişanı vardı. Böyle tuhafere gittim, dedim bana şöyle kabarık kaynana başı bir model yap diye. Biraz abartılı mı olmuş ne? Dedim sim attırayım ama öpürken millete bulaşır, şimdi onunla da uğraşamam. Anam bazı psikopat öğrenciler var, matematikten 95 alınca ağlıyor niye 100 alamadım diye. Yavrum şebeke suyu sizde kafa mı yaptı? Benim küçük oğlan 45 aldığı gün ben bütün mahalleyi aşure dağıttım mutluluktan, delirdiniz mi? Yavrum geçen gün bizim çocuklara Rapunzel masalını okudum. Kız bu Rapunzel ne yollu karıymış anam, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez saçlarımı uzatıp eve adam atmak. Abu! Başım tutmuş kaç gündür gözlerimi açamıyorum. Bizim alt komşunun oğlu sen bizim wireless'ın şifresini çöz. Ay sonuna dinime imana 450 lira fatura gelmiş. Kota mota açmışız. Gördüğüm yerde depikleyeceğim. Allah sıfatını kaldırsın. Bu şarkıyı bana çok çektiren kitapsız kaynanam Hacer'e armağan ediyorum. Hacer, Hacer, sen bize nazik davranmadın. Anam eli kaşınır, para gelecek. Kulağı kaşınır, biri beni konuşuyor. Ayağı kaşınır, yola gideceğim. Allah'ını seversen git bir duş al ya. Sen uyuz olmuşsun, haberin yok. Git, git yıkan. Kocam Nazmi, her zaman olduğu gibi bu akşam da eve dönmedi. Ben sana ne diyeyim Nazmi? Kılın dönsün Nazmi. Olmadık yerinde çıban çıksın inşallah Nazmi. Numaranı umumi tuvaletlere yazsınlar inşallah. Bu gençlik çok özenti oldu, çok. Bebek de arkadaşlarla dondurma keyfi diye çekin yapmış. Halbuki mahalle arasında 8 kişi kiloluk algı dayıyorlar. Yavrum niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Yazık anne. Dün kızım biri yazmış. Abla ben doğallıktan yanayım diye. Profil fotoğrafına bir baktım. Abo kan gövdeyi götürüyor. Yavrum doğal ol da niye Ferhat Kuzeli gibi bıyık bırakıyorsun? 3 gün daha uzatsan askerlik kağıdın gelecek, yazık değil mi?